Ordu'da son günlerde meydana gelen asayiş olaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Ordu Devlet Hastanesi eski başhekimi Atilla Öztürk'ün bıçaklı saldırıya uğramasının ardından güvenlik zafiyeti mi var sorularının gündeme geldiği Ordu Devlet Hastanesi'nde bu sefer de pompalı tüfek dehşeti yaşandı. Dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda elinde pompalı tüfekli hastaneye gelen iki kişi, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişiye hastanenin kantininde silahlı saldırıda bulundu. Silah seslerinin yankılandığı hastanede hastalar ve hasta yakınları büyük korku ve panik yaşarken, saldırganlar FK ve TK yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Çağatay Ç'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan Çağatay Ç yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Ordu Sağlık İl Müdürü Dr. Yılmaz Dündar ise yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı ve polis ekiplerinin günde yüzlerce kişinin geldiği bu hastanede önlemlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor dedi. Dündar, son günlerde Ordu Devlet Hastanesi'nde bazı istenmeyen olayların üst üste yaşandığını, bu olayların talihsiz ve üzücü olduğunu söyledi. Yaşanan olayların ardından bazı basın yayın organlarında Ordu Devlet Hastanesi'nde güvenlik zafiyetinin olduğu yönünde iddiaların ortaya atıldığını da belirten Dündar, açıklamasında şu cümlelere yer verdi. Ordu Devlet Hastanesi bünyesinde toplam 32 özel güvenlik görevlisi görev yapmaktadır. Bu özel güvenliğin asıl görevi kargaşayı önlemek ve düzeni sağlamaktır. Zaten bu konuda bir sorun yoktur, ancak son günlerde hastane bahçesinde bazı istenmeyen olaylar da yaşanmıştır. Bu olaylar karşısında zaten özel güvenliğin yetkisi de sınırlıdır. Biz hastane bünyesinde herhangi bir güvenlik zafiyetinin olduğunu tespit etmedik. Ancak polis ekiplerinin günde yüzlerce kişinin geldiği bu hastanede önlemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Dündar söz konusu üzücü olayların sağlık kurumlarında bir daha yaşanmaması temennisinde de bulundu.